Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kampımızla karşınızdayım. Artık Sözcük'te yapının son kampı diyebilirim arkadaşlar. Yine hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen video ders notlarımızı edinmeyi unutmuyoruz. Bizim için çok çok önemli. Çünkü yazmakla vakit kaybı olmasın. Tahtadakiler zaten yazılı bir şekilde size gelsin arkadaşlar. Ve bunu içtenlikle söylüyorum. Herhangi bir kar amacım da yok arkadaşlar. Evet, şimdi başlıyoruz. Ne diyoruz? Evet, birleşik sözcükler diyoruz. Arkadaşlar, bakın. Birleşik sözcük diyorum. Bunun içinde birleşik isim var, birleşik fiil var, birleşik sıfat var, birleşik zamir var. Yani sözcük demek sadece birleşik isim demek değildir. Yani size birleşik sözcük derse hepsini düşünüyoruz. Birleşik isim derse ayrı. İsim mi, dil mi ona bakacaksın. Birleşik fiil mi dedi? Bak, hem birleşik olacak hem de fiil olacak. Ona bakacaksın. Hep birleşik sözcük derse, tekrar ediyorum, hepsi olabilir. Önemli olan en az iki sözcüğün birleşmesidir. Şimdi biz ilk başta birleşik isimleri göreceğiz. Arkadaşlar, birleşik isimler farklı şekillerde oluşabilir. Ne gibi? Şu şekilde bakın. İki tane sözcük bir araya gelecek. Yepyeni bir anlam kazanacak ve isim görevinde kullanılacak. Şimdi gelin bir bakalım. Bir isim ile başka bir isim birleşiyor. Yeni bir isim oluşturuyor. Yer ve yüz sözcüğü birleşti, yeryüzü oldu. Buz ile dolap birleşti, buzdolabı oldu. Ya da hanım ile eli birleşti, hanım eli oldu. Çiçek anlamında. Bak, bunlar birleşik isimmiş. Ve bunlar aynı zamanda, dikkat edin şimdi, sorularda çıkacak. Ne yüzü? Yeryüzü. Ne dolabı? Buzdolabı. Ne eli? Hanım eli. İsim artı isim şeklinde oluşanlara biz aynı zamanda belirtisiz isim tamlaması şeklinde oluşmuştur diyoruz. Ne sorusuna cevap verirse ikinci sözcük ve birleşik sözcükse belirtisiz isim tamlaması şeklindeymiş. Bir sıfat ile isim bir araya geliyor. Yepyeni bir isim oluşturuyor. Bakın, nasıl sinek? Sivrisinek. Nasıl göz? Kara göz. Hacivat gölge oyunundaki. Nasıl hekim? Başhekim. Sayı sıfatı. Arkadaşlar, sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması olduğu için bu birleşik sözcükler kendi içinde sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur. Yani bu birleşik isim sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur. Üçüncüsü, isim ile fiil bir araya geliyor. Yepyeni bir isim oluşturuyor. Gece ile konmak. Gece kondu. Diğer örnek, miras ile yemek. Miras yedi. Diğer örnek, kül ile basmak. Kül bastı. İmam ile bayılmak. İmam bayıldı. Hünkar ile beğenmek. Hünkar beğendi. Birleşik isimler. Bir fiil ile başka bir fiil bir araya geliyor. Bak, isim oluşturuyor. Uyumak ile gezmek. Uyur, gezer. Vurmak ile duymak. Vurdum, duymaz. Bunu arkadaşlar sıfat görevinde de kullanabilirsiniz. Sözcüğü nasıl kullandığın önemli. Gel ile git. Gel git. Gel git olayı yok mu coğrafyada? E var. İşte bunlar yeni bir isim oluşturmuş. İsim ile fiil bir araya gelecek, yeni bir isim oluşturacak. Dalga ile kırmak, bak anası mezar dikecekmiş, sıfat fiil eki. Kar delen sıfat fiil eki, gök delen sıfat fiil eki. Can kurtaran, aynı şekilde arkadaşlar. Kadir bilmez, aynı şekilde arkadaşlar. Karınca incitmez, aynı şekilde arkadaşlar. Bir farkı yok. Bir diğeri ses aşınmasıyla oluşanlar. Yani ünlümüz düşecek. Cuma artı ertesi. Cumartesi. Pazar artı ertesi. Pazartesi. Kahve artı altı kahvaltı. Hocam, nasılı niye almadınız? Ya nasıl sözcüğü isim değil ki. Nasıl sözcüğü ya zarf olur ya sıfat olur. Bize birleşik isim lazım. Hocam, niçin sözcüğünü niye almadınız? Ne artı içindir? Olmaz. Çünkü niçin sözcüğü, sözcük türü olarak zarftır. O yüzden
Burada özellikle birleşik zamiri ve birleşik sıfatı burada anlatmayacağım. Sıfatlarda anlatacağım ki daha iyi aktarmış olacağım. Şimdi geçelim arkadaşlar birleşik fiillere. Birleşik fiiller 3 farklı şekilde oluşur. Arkadaşlar dipnot, yazım kurallarında üstüne basa basa durdum. Birleşik sözcükler illa bitişik yazılmak zorunda değildir. Birleşik sözcükler ayrı da yazılabilir. Özellikle birleşik fiiller. Ve bizim bazı deyimlerimiz 3 kelimeden oluşuyor. Yani 2 sözcükle de oluşmayabilir. 3 sözcükle, 4 sözcükle de oluşabilir. O yüzden buna sakın takılı kalmayın. 2 sözcük aramana gerek yok bazen. 3 sözcük olur ve ayrı ayrı yazılır. İşte birleşik fiillerden ilki yardımcı eylemler. Ben dedim ki her taşın altından bunlar çıkıyor. Yardımcı eylemler dediğimizde et, ol, kıl ve eyleyi muhakkak bilecektik. İşte bir isim ile yardımcı eylem birleşiyor ve birleşik fiil oluşturuyor. Bak yazımına dair hiçbir şey söylemedim şu anda. İşte eğer birleşme sırasında ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi varsa bitişik, yoksa nasıl yazılacak? Ayrı. Gelin bakalım şimdi. Defin artı etmek. Ne oldu arkadaşlar? Defnetmek. Bak bitişik yazdım. Haciz artı etmek. Haciz etmek. Bitişik yazdım. Kahır artı olmak. Kahrolmak. Bitişik bir şekilde yazarım. Peki sağ artı ol. Ses olayı yok. O zaman ayrı bir şekilde yazarım. Devam edelim arkadaşlar. Terk ile etmek birleşsin. Terk etmek. Bak ses olayı yok. Ayrı bir şekilde yazarım. Fark artı etmek. Fark etmek. Ayrı bir şekilde yazarım. Teşekkür etmek. Ayrı bir şekilde yazarım. Şükretmek. Bitişik bir şekilde yazarım. Neden? Çünkü şükür derken arkadaşlar şükretmek diyorsun ve ünlü düşüyor. Beniz artı etmek. Benzetmek. Bitişik bir şekilde yazarım. Hey adamım sen de var ol. Var ol. Ses olayı yok. Ayrı bir şekilde yazarım. Ama egzistansiyalizm anlamındaki varoluşçuluk olsaydı o zaman bitişik bir şekilde yazardım. Çünkü o edebi bir akımdır arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli bahsettiğim yerler. Ayrıca biz eğer yardımcı eylemleri gereksiz yere kullanıyorsak anlatım bozukluğudur. Senden şüphe ediyorum. Anlatım bozukluğu. Şüpheleniyorum diyeceksin. Önemli. Kuşku ettim. Hayır. Kuşkulandım diyeceksin. Evet, gereksiz yere kullanmak anlatım bozukluğu diyoruz. Ve şimdi tahtayı temizliyorum. Birleşik fiillerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar tahtayı temizledik. Devam ediyoruz. Şimdi ikincisi arkadaşlar kurallı yani özel birleşik fiiller. Niye özel biliyor musunuz? Çünkü bunlar her zaman bir kural dahilinde birleşirler. Yani fiilin yanına başka özel bir fiil getiririz ve fiil görevinde kullanırız. Ve aynı zamanda yıldızlı bir not. Bunlar her zaman bitişik yazılır. Bak yardımcı eylemler farklıydı. Ses olayına bağlıydı. Ama bunlar her zaman bitişik yazılacak. Birincisi sürerlilik eylemi. Bir fiil ile kalıptır bunlar. Edur ya da adur. Egel ya da agel ya da ekal ya da akal. Birleşir ve özel kurallı birleşik eylem olur. Eylemin devam ettiğini, eylemin sürekli yapıldığı anlamını verir. Mesela çocuk orada gidiyor, arkasından baka durun. Bir saniyeliğine de olsa, bir saatliğine de olsa sen baka dur yani bakmak eylemini sürekli yapacaksın. Uyuyakalmak, bak devam etmiş eylem. Yani sürekli olmuş.
süre gelmek, eylem sürekli olarak yapılıyormuş. Yani nesilden nesile aktarılıyormuş. Birleştiği fiile ne katıyormuş arkadaşlar? İşte eylemin sürekli olduğu anlamını katıyormuş. İkincisi tezlik eylemi. Fiil artı i vermektir. Ege yöresinde çok kullanılır. Arkadaşlar fiille birleşirken bak i vermek var. Tezlik, çabukluk, bazen de kolaylık anlamı katar. Yıkayıverdi. Bak hemen halletmiş. Çözüverdi. Bak kolaylık anlamı katmış. Peki şöyle desem anlatım bozukluğu olur muydu? Annem evdeki bulaşıkları hemencecik yıkayıverdi. Olurdu. Zaten içinde bunun tezlik anlamı var, çabukluk anlamı var. O zaman bir daha hemencecik anlamını niye katıyorsun, niye getiriyorsun? Getirme. Gereksiz sözcük kullanımından kaynak anlatım bozukluğu. Yaklaşma eylemi. Fiil artı e yazmak. Eylemin gerçekleşmesine ramak kaldığını ama eylemin gerçekleşmediğini bildirir. Yani az kalsın anlamı vardır. Çocuk havuzda boğula yazdı. Bak boğuluyormuş ama boğulmamış. Yolda yürürken düşe yazdı. Tam düşecekmiş ama düşmemiş. Peki şöyle desem anlatım bozukluğu olur mu? Yoldaki arabadaki, yok yanlış oldu cümle. Yolda araba süren genç az kalsın öle yazdı. Sizce arkadaşlar az kalsın öle yazdı da anlatım bozukluğu var mıdır? Evet vardır. Zaten bunun içinde az kalsın anlamı var. E bir daha niye sen az kaldın ifadesini kullanıyorsun? Kullanamazsın. Tamamız diye düşünüyorum. Geçiyorum en önemlisine. Yeterlilik eylemi. Fiil artı e bilmek. Bazen ihtimal, bazen gücü yetebilme yani başarabilme anlamı, bazen rica anlamı katabilir. Konuşabilmiş. Bak eylemi yapmış. Taşıyabiliyor. Gücü yetmiş. Gelebilir. Olasılık anlamı var. Konuşmak ebilmek. Taşımak ebilmek. Gelmek ebilmek. Gördünüz mü? Gördünüz. Şimdi geçiyorum en önemli yere. Diyeceksiniz ki sorularda ya bu nasıl bir bileşik sözcük? Bu bileşik sözcük değil ki. İşte tam olarak buradan bahsediyorum. Nasıl bileşik sözcük farklı olur? Gelin hep beraber bakalım. Arkadaşlar, yeterlilik eyleminin olumsuzu yapılırken şimdi buraya bir örneğimi alıyorum. Diyorum ki o kapıyı açabilecek dedim. Yeterlilik eyleminin olumsuzu yapılırken bil kısmı düşer. Yerine mema olumsuzluk eki getirilir. Ve böylece fiilin içinde dikkat et eme ama diye bir kalıp oluşur. Fiilin içinde eme ama diye bir kalıp görürseniz o yeterliliğin olumsuzudur. Bak açabilecek olumsuzu ne olur? Açamayacak. Gördünüz mü? Fiilin içinde eme ama diye bir kalıp var. Gene şimdi şuna bakalım. Başaramam. Bak eme amayı gördün mü? Başarmam demiyor adam sana. Başaramam diyor. Eme ama var. O zaman bileşik bir fiil. Açamam. Orijinali, olumlusu açabilirim. Bak fiilin içinde eme ama var. Yeterlilik eyleminin olumsuzu. Gidemeyeceğim. Emeyi gördün mü? Gördün. İşte yeterlilik eyleminin olumsuzu. Şimdi ben burada farklı bir örnek yazmak istiyorum. Arkadaşlar diyorum ki düşünebilirim. Evet birleşik bir fiil. Devam ediyorum. Düşünemem. Bak birleşik bir fiil. Çünkü eme ama diye bir kalıp var. Peki ben düşünmem deseydim düşten düşünmek. Bak burada e var, burada e yok. Gördün mü? Bu türemiştir. Tekrar ediyorum, türemiştir. Eme ama diye bir kalıp görürsem fiilin içinde yeterlilik eyleminin olumsuzudur. Temizleyemem. Bak, bileşik bir fiil. Temizlemem dese
türemiş bir fiil. Silebilirim bileşik, silemem bileşik, silmem deseydim basit. Çünkü ne başka bir sözcük var ne de yapım eki var. Uçabilirim bileşik bir fiil. Uçamam bileşik bir fiil. Uçmam basit bir fiil. Uçurmam türemiş bir fiil. Tamam mıyız arkadaşlar? Önemli. Anlamca kaynaşmış bileşik eylemler. Genellikle deyimlerden oluşur. Ama genellikle yazım kurallarına dair herhangi bir net bir bilgi yok. Net bir bilgi yok derken taktiği yok. Ayrı da yazılabilirler, bitişik de yazılabilirler. Varsaymak, öngörmek, vazgeçmek, gözünde tütmek, burnunda tütmek, burun kıvırmak, küplere binmek, kafa yormak, kafası patlamak çoğaltabiliriz. Bak, buradaki en önemli nokta şu. Cümlenin ögelerinde yüklemi belirlerken birleşik ismi de, birleşik fiili de, bak anlamca kaynaşmış birleşik eylemleri de hiçbirini ayıramazsın. Bunlar bir öbektir. Cümlenin ögelerinin en önemli noktası işte bu yerlerdir. Eğer senin birleşik sözcüğün yüklemse, ayrı da yazılsa, bitişik de yazılsa ayıramazsın. Yardım etmek, yardımcı eylemle oluşmuş bileşik bir fiildir. O zaman yüklem olarak etmeyi alamazsın. Yardım etmeyi almak zorundasın. Gözünde tütmek, yüklem tütmek değil, gözünde tütmek olacak. Umarım aktarabilmişimdir. Aklınızda sorular olursa arkadaşlar yorum kısmına bırakmayı lütfen unutmayınız. Böylece sözcükle yapıyı bitirdik. Herkese toptan geçmiş olsun. Görüşmek dileğiyle.